Merhaba. Merhaba. Arkadaşım bana bildirdiğine göre yayının büyük kısmını en azından izleyebilmişsiniz. O anlamda burada konuşulanlara sizin bakışınız, yorumunuz da bizim için önemli. Onu aktarın lütfen ama bir konuda Sırrı Bey, Yasin Bey'in de ne düşündüğünü merak ediyorum demişti ki o da o polisin kaç rekat sorgulamasıyla Ben müminlerle Yasin arasındaki... Hoca'ya başka bir şey sorayım. Yani farz et Şafii mezhebinden de değil. Ben öğlen namazının kaç rekat olduğunu bilmeden gidip imama uyup o namazı kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Tabii ki kılabilirsin. Peki. Ya öncelikle sana bir selam söyleyeyim. Eyvallah. Çok selamlamak istiyorum. Hayırlı olsun senin milletvekili adaylığın. Gerçekten Peki. Çok sevindim. Benim BDP saflarında da bu Türkiye'nin barışına, senin siyasete atılmanın çok değerli katkılar yapacağına bütün yüreğimle inanıyorum. Sağ ol, ama bırakmıyorlar hoca ya. Ya hoca inşallah bırakacaklar. Ben bu demokratik tepkinin, şu anda oluşan demokratik tepkinin çok hayırlı olduğunu düşünüyorum ve dikkat edersen ve bunun da aslında bizzat BDP'liler tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de siyaset yapmanın tek yolu hırçınlık, tek yolu taş atmak, tek yolu insanları, kitleleri sokaklara dökmek değil. Dikkat edersen ben günlerdir çıktığım bütün televizyon programlarında aynı şeyi söylüyorum. Birçok arkadaş, benim tanıdığım birçok, hiç de BDP'ye en ufak bir sempati beslemeyen birçok insanın da bu kararı hiçbir şekilde onaylamadığını ve bu kararın karşısında demokratik bir tepki konusunda çok geniş bir mutabakat zemininde durduğunu görüyorum ve bunun da bence BDP'liler tarafından çok çok değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu zemin üzerinden, bu demokratik zeminin daha da güçlendirilmesinden başka bir çıkarımızın da olmadığını aslında artık görmemiz gerekiyor. Bu sorun eninde sonunda çözülecektir ve bu sayede çözülecektir. Yoksa bakın, sokaklarda insanların bu görüntüler, şimdi verilen görüntüler, diyebilirsin ki haklıdır, diyebilirsin ki öfkedir, anlaşılabilir bir şeydir. Bana çok anlaşılabilir gelmiyor bu görüntüler. Yani bu tam da belki de Yüksek Seçim Kurulu kararı tam da bu görüntüyü oluşturmak için verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun arka planında ben öyle Türkiye'yi okuyamayacak bir göz olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de ve böyle bir karar verdiğinde nasıl bir sonuç vereceğini çok iyi bilen, çok iyi Türkiye'yi çok iyi okuyan insan, yani bir yere kadar çok iyi okuyan, yoksa ya daha global anlamda çok çok da iyi okuyamıyor aslında. Türkiye'nin çeşitliliklerinin Türkiye'ye nasıl bir zenginlik katıyor olduğunu ve bunların nasıl değerlendirileceğini ve bunlardan gerçekten nasıl bir birliktelik, nasıl bir kardeşlik çıkabileceği konusunda gönlü zengin bir okuma değil bu. Ama bir çıkarcı okuma yapmak istediği zaman nasıl bir sonuç alacağı konusunda çok iyi bir göze sahip olduğunu düşünüyorum. Yasin Bey, bu şafilik meselesinde ben ona bir söyleyeyim de, yani ortalık belki daha yumuşatacak bir şey olacak. Şimdi Sırrı şeyi çok iyi bilir, bu 12 Eylül öncesinde Kars'tan gelen şeyler olurdu. Bu fıkra olarak belki anlatılır. Evet. Otobüste insanlara komünistleri yani nasıl olsa dinsiz imansız, bunlar şey de bilmezler, hiç zam sure falan bilmezler. Onları sınamak için derlerdi ki hadi oku bakayım bir kulhu. O da tabii hoca, yani önceden hazırlıklı imiş meğer. Yani nasılsa bu soru sorulacak diye okuyor. Kulhu'yu da okuyor, Fatiha'yı da okuyor ama onu imtihan eden kişi ulan bir baksana lan bu doğru mu okuyor falan diyor. Meğer kendisi de bilmiyormuş. Yani böyle bir görüntü bu ortada da, bu olayda da böyle bir şey. Şimdi ben Şafii'yim aslında. Demin bir şey söyledi, belki bu bir düzeltme yapmak gerekiyor. Şafiler de Sünnidir. Eyvallah. Hanefi diyecektim, doğrusun. Doğru doğru. Hanefi diyecek. Dört tane mezhep vardır. Evet. Sünni şeyin içerisinde evet. Kabul edilenler. Hanefi, Şafii, evet. Hanbeli ve Maliki mezhebinden olan insanlar evet. Ehl-i Sünnet ve Cemaat kabul ediliyor. Dolayısıyla Sünni kabul ediliyor. Evet. Ama ben Türkiye'de Sünnilerin öyle Sünnilik vurgusuna çok da fazla sahip olmadıklarını da biliyorum. Onu araştırmalarla tespit ettik. Şafiilerde sanki sünnet, nafile namaz hiç kılınmaz deniliyor. Onun çok teknik, fıkhi bir şeyi vardır. Hı. Kaza namazı varsa sünnet kılmazlar. Önce kazayı kılarlar, yani farz evet. olanı kılarlar. Ondan sonra sünneti kılarlar. Dolayısıyla yani ikide bir de kaza kılmayacağına göre dolayısıyla sünnet biraz önemsizleşir. Evet. Yoksa sünnet hiç kılmaz değiller.
Ama o Hanefilere göre de aslında eğer polis şeyi sormuşsa, yani camiden çıkan kişiye kaç rekat diye sormuş ya, evet, doğrusu 4 rekattır. 4 rekat. Hanefilere göre de 4 rekattır, şeylere göre de 4 ama rekattır. Ama Hanefiler genellikle... Bir şey oluşmuş ki adam 4 rekat dediği halde o arkadaşı alalım demiş. Farzı, hakikaten çok trajikomik bir şey. Farzı ve sünneti genellikle cem eder söylerler Hanefiler. Ben sünniler derken o dil şey, yanlış söyledim. Evet, fakat şöyle bir şey. Şafiler de mesela cem ederler. Şafiler yolculuk esnasında namazlarını birleştirirler. Öğleyle ikindiği veya da yatsıyla akşamla yatsıyı birleştirirler. Ama tabii genellikle karıştırılır, ama Şafii ile Şii karıştırılır birbirine. Yoksa Şafiiler Türkiye'de şeydir. Yani bu işte namazla ilgili test sürecekse o zaman bir eğitim, bir destek eğitimi gerekiyor değil mi sonuçta? Hayır, polisin haddi değil. Peki. Yani ayıp bir şey. Yani imama bu yetkiyi vermemiş ki. Yani imam... Bir de şöyle bir şey, yani adam, çocuk gerçekten de camiye sığınmış olabilir. Camiye sığınana dokunulmaz yani, zaten yani. İslam'da bir de böyle bir şey var. Camiye girilmiyor zaten, çıkanlar. Yo bayağı girip kapıları kapatıyorlar. Sonra cemaati tek tek dışarı alıyorlar. Ben orasında değilim. Camiye sığınma meselesi falan, oraya girmek istemiyorum. Seküler bir noktada durduğum için. Ben o polisin bir bu hakkı nereden aldığını, bir de bunun zeka olarak sunulmasını. Bu bal gibi cehalet yani. Peki. Zeka tabii olarak o, yani had bilmezlik. Namazın kaç rekat olduğunu da bilmiyormuş mesela. Peki. Yasin Aktay, çok teşekkürler katıldığınız için.